teze, o yapay çiçeğin sanatkarı kör, sağır ve duymuyor. Aynı zamanda dilsiz, konuşamıyor. Ve felç, yani kudreti yok. Sezer, bunu yapanın hayatı yok desem inanır mısın? İnanmam. Peki, inanırım diyenlere ne dersin? Ahmak derim. Mis gibi kokuyor Sezer. Sen de kimsin ya? Bak sana ne diyeceğim. Beni bir kere dinle. Ama o kafa kulaklarınla değil. Aklınla dinle. Şimdi Sezer, şimdi bu çiçek seninkinden daha sanatlı ve hayatı var. Seninkinin hayatı yok, cansız. Bunu sen de biliyorsun. Ve mükemmel bir şekilde fotosentez ve solunum yapıyor. Ve aynı zamanda mükemmel bir şekilde sistemsel yazılıma, yani DNA'ya sahip. Ve milyonlarca mükemmel fabrikasyon sistemine sahip hücreler barındırıyor. Bundan bahsediyorum. Ama sen bunun sanatkarı tabiattır diyorsun. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz çiçek bize tabiat ananın bir hediyesi. Kiminmiş? Tabiat ananı. Harikasınız. Bunun sanatkarı kainattaki atomlardır, yasalardır, kanunlardır diyorsun. Aynı zamanda bunun sanatkarı o tohumda görevli olan hidrojen, oksijen, azot ve karbon diyorsun. Sana bunun sanatkarı kimdir diye soruyorum. Kainattaki sebepler toprak, hava, su, güneş diyorsun. Tesadüfen veya kendi kendine oluştu diyorsun. Sonra da çok zekiyim diye geçiniyorsun, öyle mi? Az önce saydıklarımın hiçbirisinde ilim, irade, kudret, şuur yok. Çünkü hayatı olmayan da bunlar bulunmaz. Cansız bir çiçeğin sanatkarı var deyip, canlı olan şu çiçeğin sanatkarı yok demek sana yakışıyor mu? Sanatkar amca. Bu canlı çiçeğin tohumundaki hayat programını kim yazdı? Kör, sağır, şuursuz tabiat mı? Şu çiçeğe bir bak bakalım, incele. Şundaki intizama bak ve intizamlı iş ilim ile olur. Bu arada hatırlatayım sana. Hayatı olmayan da ilim olmaz. Bir şey daha merak ediyorum aslında, biliyor musun? Hani bu toprak, hava, su, güneş, bunları kendi ayağına çağıracak, kendine hizmet ettirecek kudreti nereden buldu bu? Sakın hayatta kanunlar var, kainattaki yasalar bunu yapıyor deme. Sezer! Sezer, al sana kanun. Ne yazıyor burada? Sigara içilmez. Şimdi sen burada bir sigara yaksan, 4207 sayılı kanuna göre bu kanun, şu tabela, gelip de sana ceza yazar mı? Yazmaz. Çünkü kanun iş yapmaz. Kanunu koyan iş yapar. O zaman şu da çıkıyor değil mi? Bir kanun varsa elbette bir kanun koyucu olmak zorunda. Bak, burada da çuvalladım. Bir Allah demeyip tüm atomlara, kanunlara, tabiata ilahlık vermek ne garip bir duygu değil mi? Oo, Sezer, vakit dolmuş. Şimdi söyle bakayım bana. Sen hangisisin? Akıllı olan mı yoksa ahmak olan mı? Sezer Bey, size bir hediye geldi. Ama kimden geldiği belli değil. Ver bakalım.